Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Kırk'ın makinesi aldım. İkinci el. Bakın şöyle. Bugün ilk defa kırkım yapmayı deneyeceğim. Bilmiyorum makineyi doğru mu bağladım. Şu an gördüğünüz gibi çalışıyor. Aha. Düştü şey. Parça düştü. Demek ki iyi bağlayamadık. Buradan yapacağım. Deneyeceğim. Kesiyor mu diye. Çünkü ciletleri çok keskin değil. Allah Allah. Kesmedi ya hiç. Dur lan dur bağlattım. Dostum bunu Arif Çan'a göstereceğim. Ben çözemedim. Bu arada boynuzu var. Küçük bir battı şurama ya. Dostum şimdi kırkım işini gördünüz zaten yapamadım. Ben dedim başka işleri yapayım. Bu arada buradan Avustralya'dan Murat Ögüt diye arkadaşım var benim. Kendisi kangal üreticisi, yetiştiricisi ve meraklısı. Bayağı da bir kangalı var, çiftlikleri var. Onun burada kanalının size alt kısımda linkte paylaşacağım. Ve buraya da bir kısım paylaşacağım. Eğer onu takip ederseniz, desteklerseniz sevinirim. Kendisi gerçekten iyi bir dostum, iyi bir arkadaşım. O da yeni yeni videolar paylaşmaya başlamış. Diye bir bakarsanız sevinirim. Şimdi. Bu arada var ya hiç video çekecek halim yok. En sevmediğim video modundayım. Aslında bu tarz modlu olunca bir karar aldım. Konuşmadan video çekeceğim. Ben mümkün olduğunca az konuşacağım. Çünkü gerçekten bazen hiç böyle video çekme modunuz olmuyor. Olmayınca da konuşmak istemiyorsunuz ve video çekmiyorsunuz. Neyse şuradaki ağaçlarımız, akasyamızı açtı. Ben de dedim o arada şuraları yapayım. Birazcık en azından şöyle 1-2 yıl, 3 yıl artık koyunlardan koruyabilirsen geçici olarak yaptım. Burada tel var elimde. Bu telle çünkü koyunlar, kuzular şunlara çarpıp duruyorlar. Yemeseler bile. Bakın bunu hatta yemişler. Zaten çok fazla bir ağaç çekemedim. Bari ekmeğimi de iyi koruyayım. Çünkü burada ağaçlandırma çok önemli.
Koyunlar da salgını yukarıda yayılıyorlar. Yani kuzularla koyunları. Ya çok yukarı çıkmazlarsa iyi olur. Ha geliyorlar. Eğer bu iyi giderse bunu zaten ya bunlar şu boya gelince çıkartacağım. Ya bu geçici bir korunak. Şimdi altı bir sıra daha yapacağız. Nasıl yapacağız? Oh. Ya olmuyor. Koyunlarımız, kuzularımız kendi geldi. Ve köpekler de bak onlarla takılmaktan çok mutlu. Bayağı alışmışlar. Şimdi bu yarım yamalak dosya yaptım. Biraz daha tel alıp şuradan devam edeceğim. Hatta bir iki sıra daha geçeceğim ki kafalarını sokup yiyemesinler. Çünkü mesela ben baktım. Koyunlar hiç şu selbilere dokunmadılar. Ama dokunmayacaklar anlamına gelmiyor. İlla bir gün dokununlar. Yalnız akasya'ya çok mutlu oldum açmasına ya. Müthiş. 10 numara. Bir de şu kayısı herhalde bu. Ya kayısı ya erik tam bilmiyorum. Kayısı gibi duruyor. Bunu korumaya alacağım. Bir de ektiğim ağaçlardan tutan şu dut var. Bu açtı. Bunu da güzel bir tutturursam 10 numara olacak.
Bunu da tabii korumaya alacağız. Şeyi bekleyemiyorum. Şu komple bakın yol hizası var ya. Bu hep benim hayalimdi. Bu yolu sağlı sollu zakum ekmek istiyorum. Böyle giriş o kadar güzel olacak ki böyle yemyeşil. Bir de ilkbaharda o çiçekler falan açıyor. Şimdi düşünsenize bir hayal edin. Şurada sağda sıra boyu girişte zakkumlar dizili, solda dizili. Müthiş bir atmosfer yaratıyor. Yani zakkumları biraz daha büyüteyim. Onları işte ekeceğiz. Ayrı ayrı bir yerlere alacağım önce. Yani yaklaşık hepsinin bir... Bakın burada zakkumlar. Daha sonra buraya da ektim. Hatta 2 gün önce. Bayağı tohum attım. Bolca ürettim zakkum. Tabii bunlar böyle bu aşamaya kadar iyi geldi. Umarım bundan sonrasında iyi yapabilirim. Hava inanılmaz bir sıcak bastı. Şuna bak ya. Kocaman... Meyve ağaçlarından bakın ektik. Bir bu çıktı. Bir bu kardeş çıkıverdi. İyi bakıyorum buna. Bir şu 2-3 tane meyve ağacı tutturabildim bu sezon. Bu arada dostum havuzumuzda hiç balık kalmadı. Maalesef. Niye kalmadığını Instagram'da paylaşmıştım. Maalesef hepsi aynı gün öldü dostum. Nedenini hala bilemiyoruz. Mystery. Yani nedeni hala bilinmiyor. Burada biliyorsunuz söğüt ekmiştim havuzun oralara. Hiçbiri tutmadı. Ama bir tanesi şurada tuttu. Bak bu da akasya. Bunun yaprakları çok yok ama. Böyle çiçekleri var çok güzel. Kokuyor da bunlar. Geç geç kendine geliyor. Bunu da söküp getirmiştim bir yerden. Buraya da su vereceğim birazdan. Bakın şurada bir tane söğütü tutturdum. Bunun tutma nedeni de burası sulu bir alan. O yüzden. Bakın yerler sırılsıklam ıslak. Buradaki söğütü tutturabildik. Bu öldü. Sonra yani yapraklarını döktü, kurudu, tekrardan çıktı. En azından bir tane söğüt tutturabildim. Şuralarda zakkum çeliği ektim. Bilmiyorum çıkar mı? Pek ümidim yok. Yerler ıslak ama umarım çıkar. Şunlar yonca değil mi ya? Bunlar yabani yonca herhalde. Yoksa gerçek yonca mı anlayamadım. Şurada da birkaç bak şu meyve ağaçlarını ta geçen yıl ektim. Ta bu mortingen oldu. Şurada var meyve ağacımız. Önceden ektiğim at yemişti ya. Tabi sonra bunlar yine bu yıl çıktı. O ne la? Bir şey kaçtı oraya. Aha kertenkele. Bak bunlar. Bunlara da. Şimdi tarımsal suyumuz açılacak. Önümüzdeki ay. Yani 15 güne falan açılacak. Buraya boru çekeceğim. En azından bari bu tutanları, geçen yıldan kalanları kurtarayım. Bu armut kesin. Bak. Üst kurumuş, alttan atmış. Ya bunlar çok verimli olmayacak. Ama şunları kurtarabilirim en azından. Şimdi biliyorsunuz 2 tane yavrumuz vardı. Bir Mersin'e gidecek olan. Onları geri annesinin olduğu yere gönderdim. Daha doğrusu kendim götürdüm. Hem orada güzelce anneden biraz daha süt içsin. Baktım diğer yavrular müthiş gelişmiş. Çünkü 11 adetti. Oraya da gidip bir ara çekim yapacağım. Aa, bak güvercinlere bak. Bu ikisini dışarı saldım. Kardeşler çıkmış burada. Bunlar çift oldu. Bu zakkumu da geçen yıldan aldığım zakkum. Dostum benim bu zakkum bitkisine inanılmaz bir zaafım var. Çok hoşuma gidiyor. Yaz kış yeşil kalması, dayanıklı olması ve kolay büyümesi. Tabii ki ağaç da seviyorum ama maalesef olmuyor. Bak su ne kadar berrak. Ama balık yok.
Abi koca koca koylarım aynı gün öldü. Ha, bir iki tane kalmış balık, dere balıkları. Onlar nasıl yaşadı bilmiyorum. Çok tuhaf. Yani biri sanki benim yukarıdan gelen su boruma ilaç koymuş arkadaş. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi tabii ki bizim hani böyle köy yerinde yaşıyorsunuz ya, sizi seven kadar sevmeyen insanlar da çıkıyor. Köy yerlerinde bu oluyor. Özellikle benim gibi bir insan, ben çok göze batabiliyorum. Sıradan bir aile olsa çok göze batmaz ama ben tabii ki batıyorum. Adam da mesela geliyor böyle abuk subuk şey yapabilir. Tabii bu benim düşüncem. Belki de öyle bir şey yok. Şu kuzuları hatırlıyorsunuz değil mi? Bunları tanesini 4000'e almıştım ben bunların. Pahalı almıştık. Bak şu anki halleriyle 4000 belki edebilir. Ama ben bunları aldım da bayağı küçüktü. Ne yapıyorsunuz krallar? He? Dur babam, dur dur dur. İyi misin sen? He? Büyüdü bayağı güzel, gelişmeleri güzel ama bunlar. Bunlar kendini kurtardı. Yemin otun 10 numara yiyor. Süt de öyle çok vermiyorum, bir öğün. Yalnız şu şey kötü oldu ya. O kırkım yapamadım ya onu. Bıçaklar da onun keskin olmadığını düşünüyorum ben. O yüzden de olmuş olabilir. Şimdi bu ayki planlarım var. Birkaç planım var. Kuş kümesini yapmak şuraya. Şu evin ar yani bu kümesi iptal ediyorum. Şu oradan kalkıyor. Buraya kümes yapıyorum. Bunlar çıkıyor hepsi dışarı. Ya ahşaptan yapacağım ya tuğladan. Ya yarı tuğla yarı ahşap ya komple ahşap. Güzel salmalı. Rahatça burada takılabildikleri büyük bir kümes yapmayı düşünüyorum. İki bölmeli. Yani yavrular bir noktada, şeyler anne bir noktada, erkekler bir öyle belki de üç bölmeli yaparım bilmiyorum. Çavuş ne yapıyorsun dostum? Aha. Yelincik çıkmış. Lan. Şunun güzelliğine bakın ya. Kıpkırmızı sırıtıyor doğada. La dur oğlum, ezileceksiniz. Dostum şimdi yakında Çavuş'un bir tane oğlu var. Ben Çavuş'u eşleştirmiştim. Bazı şeyleri tabii ki YouTube'a koymuyoruz. Bazen arkada eşleştirmeler yapıyoruz. Bunun erkek bir tane yavrusu. Şu an yavru 2 aylık. Onu gidip alacağım. Yavru tabii burada değil. Bunun eşleştirdiğimiz yani dişisi Ankara'da. Buraya getirdiler. Eşleştirdiler güzel bir dişi kangalla. O yavruyu buraya getireceğim. Getireceğim birkaç güne. Kendim gidemem de otobüste getireceğim. Ve inanamayacaksınız Çavuş'tan nasıl öyle bir yavru çıktı diye. Mesela bizim köpeklerimizin eksikleri var ama altları müthiş çalışıyor. Mesela bazı köpeğin tipi 10 numara, her şey 10 numara ama altı iyi çalışmıyor. Altından istediğiniz ayarda yavru alamıyorsunuz. O yüzden Çavuş zaten kendini kanıtladı. Damızlık şeyi var. Yeter ki düzgün dişilere çekilmesi lazım. Hatta ben size Çavuş'un belki buraya birkaç kızını koyarım, Anka'dan olma. Müthiş yavrular çıkardı. Ama bu yavru gelecek olan çok iddialı. Fufum sen ne yapıyorsun? Gel sen de bir selam ver insanlara. Senin zebilliğini görsünler. Çok adi ya. Ya çok gariban dostum. Ben bunu bazen birilerine vermeyi düşünüyorum. Sonra diyorum kıyamıyorum. Hani ne bileyim, değişik bir kardeş dostum ama bazen burada benim kafamı yapıyor. Mesela durduk yere koşuyor oralara. Bizim kangalları şey yapıyor, hareketlendiriyor. Böyle biraz ekstra havlama huyu var bunun. Hareketli bir köpek. Dostum burada videoyu bitireyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.